Bebeğiniz mi olacak? Veya halanızdan, teyzenizden, kardeşinizden umutlu haberi mi bekliyorsunuz? İşte size uygun fiyatlarla Instagram üzerinden satış yapan bir sayfa göstereceğim. Ürünler kaliteli ve her birisine de ayrı ayrı emek verilip el emeğiyle hazırlanıyor. Açıkçası ben de bir tane almayı düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız, yeni modellerden de anında haberdar olmak istiyorsanız Instagram üzerinden bu sayfayı takip edebilirsiniz. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Payitaht Abdülhamit'te Mısır'da İngilizlere hizmet eden bir hain mi, yoksa yine o topraklarda elde ettiği başarılarla büyük bir vali mi, kahraman mı, yavaş yavaş gün yüzüne çıkan bir adamdan bahsedeceğim. Adı hepinizin tahmini üzere Fuat. Hatta Ahmet Fuat. Öncelikle bu Fuat Efendi Payitaht Abdülhamit'te nasıl tanınıyormuş bir öğrenelim. Payitaht Abdülhamit dizisinde 40 yaşlarında Abdülhamit'e düşmanlığını babasından miras almış bir Mısır hidivi Fuat karakteri var karşımızda. Şıklığı, zekası, azmi ve çalışkanlığı sayesinde büyük başarılara da imza atmış. Aynı zamanda ileriki bölümlerde Sultan Abdülhamid'in ve hanedanın sonunu hazırlamak üzere ekrana gelecek çok tehlikeli bir karakter olarak izleyeceğiz gibi duruyor. Bu yıl kadronun yeni karakterlerinden biri olan Şivenaz, Fuat'ın tek zaafı ve ölesiye aşık olacakmış. Bir de bu aşkla ilgili videonun sonlarında spoiler vereceğim. O yüzden mutlaka sonuna kadar izleyin. Bu adamın tam olarak kim olduğunu anlatmadan önce video başlığında da yazan şu hidiklik mi, hıdukluk mu yoksa hidivlik mi işte neyse onu bir öğrenelim. Kısaca Mısır hidivliği 1805 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından kurularak 1914 yılına kadar Mısır ve Sudan'ın büyük bir bölümünün yönetimini elinde tutan, iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı özerk bir devlettir. Bu durum bugün aynı Kıbrıs'ın bize bağlılığı gibi düşünülebilir. Kısaca böyle. Anladık sanırım. Tabii kim anlatıyor? Neyse dönelim konumuza. Fuat Bey toplumda Mısır hidivi olarak bilinse de aslında ilk Mısır kralı olarak bilinmelidir. Çünkü Osmanlı'ya bağlıyken hidivlik makamında bulunmamıştır. Sen niye böyle dedin başlıkta derseniz, bir adama bir lakap yapıştı mı kolay kolay çıkmıyor biliyorsunuz. O yüzden ben de başlıkta öyle dedim. Neyse anladınız umarak artık Fuat Bey'in hayatına bodoslama giriyorum. Bizim bu Fuat 26 Mart 1868 tarihinde Kahire'de Gize Sarayı'nda dünyaya geldi. Tam ismi ise Ahmet Fuat'tır. Mısır hidivi İsmail Paşa'nın 7 oğlunun 6.'sı olarak dünyaya gelmiştir. Bu Fuat büyüdüğü, gelişti ve lise öğrenimini Cenevre'de, askeri öğrenimini de Torino'da yaptı. 1885 yılında İtalyan Askeri Akademisi'ne girdi. 1887'de de Roma'da Kraliyet ordusunda görev yaptı. Ardından Viyana'daki Osmanlı sefaretinde askeri ateşelik yaptıktan sonra süvari binbaşısı rütbesiyle Sultan 2. Abdülhamid'in yaverlerinden biri oldu. Bazı garip tutumlarından dolayı padişah onu hizmetinden aldı. O olaydan sonra yani 1892'de Kahire'ye yeniden döndü. İngilizlerin Osmanlı toprakları içerisinde özellikle Mısır'a ayrı bir hoşnutluğu vardı. Nedeni Rusların sıcak denizlere inmesinde tampon bir bölge oluşturmasıydı. Tabii bu bir nedendi. Belki de asıl neden Osmanlı'nın içine en zayıf yerden girip yavaş yavaş Anadolu'ya doğru çıkmak olsa gerek. Yani anlayacağınız ne koparsam kârdır anlayışı. Bir de asıl neden Mısır'dan bir akım başlatıp Orta Doğu topraklarını alıp oradaki ham petrole konmak istiyorlardı. Tabi bir taşla gördüğünüz üzere birçok kuş. Tabi bu emellerini Mısır'da destekleyecek birisi gerekiyordu. İşte bundan dolayı Arap kökenli, Avrupa'da yetişmiş, kibar, nazik, bir o kadar da çalışkan Fuat Efendi'yi Osmanlı'ya karşı kukla olarak seçtiler. Yani anlayacağınız onu fena kullanacaklardı. Ama ne oldu? Osmanlı'nın Viyana askeri ateşesi Kurmay Albay Faik Ali Bey'e yardımcı olmak için Viyana'ya atandı. Tabii İngilizlerle irtibatı kopardı mı? Asla. Öyle ki zamanında Sultan 2. Abdülhamit Fuat'ın bütün kardeşlerine paşalık vermiş ama Fuat Bey'i önemli görevlerde kullanmış olduğu halde onun rütbesini yükseltmemiştir. Hatta ve hatta bazı kaynaklarda hafiye takibine alındığı dahi söylenir. Neden? Çünkü Sultan Abdülhamit Han bu Mısır hidivine hiç güvenmiyordu. Onun kendisine karşın tehlike oluşturacağını biliyordu. Hatta Sultan Abdülhamit'e düşmanlığını az da olsa şu yaşanmış olayla anlayabiliriz. Sultan Abdülhamit bazı büyük başarılarından sonra Fuat Paşa'ya büyük bir nişan vermiş. Bunun Mecidiye nişanı dahi olduğu söylenir. Neyse hünkâr kendisinin nişanı takarken Fuat Bey'in başı dikti ve padişaha söyledikleri adeta tarih sayfalarına geçti. Siz de atalarınız gibi savaş meydanlarında askerlerin başında olmalıydınız. Rus çarı ve Yunan kralı askerlerinin başından ayrılmıyorlar. Hünkârım saray duvarlarının arkasından savaş yönetilemez. Çevrenizdekiler sizi milletinizden ayırıyor. Onur, ün ve erdem halkın içinde olmakla başlar gibi sözler etti bu bizim Fuat. Sultan Abdülhamit bu sözleri duyunca birden duraksadı. Fuat Efendi'ye o anda bir şey demedi. Aksine Sultan ona karşı saygılı davranmaya devam etti. Lakin Ahmet Fuat Bey bir şey bilmiyordu. Sultan Abdülhamit Han Yıldız Sarayı'ndan dünyayı avucunun içinde adeta oynatıyordu. Ahmet Fuat o dönemlerde savaşın akılla, siyasetle ve istihbaratla olması gerektiğini düşünemiyordu. Aslında Sultan en ucuz savaş olan istihbarat savaşını gerçekleştiriyordu. Bir bakıma da bu savaşın komutanı oydu ve aslında savaş meydanının tam da ortasındaydı. Bu olanlardan sonra Sultan Abdülhamit Han asla ona karşı iyi davranmadı. Zaten iyi davranmayı da hak etmiyordu ve bu olanların üzerine
mühim bir olay veya mühim bir vazife olmadığı müddetçe payitahta dahi dönmedi. Dönmedi ama sonralarda zaten İngilizlerle sürekli irtibat halinde olduğundan rahat durmayıp Mısır'da sözde kendince imparatorluğunu kurmuştu. İngilizler kendisine ne söylerse onu yapıyordu ve bunu sözde intikam almak için yapıyordu. Peki bu neyin intikamıydı? Dizide de konusu geçtiği üzere zamanında babası Babı Ali tarafından 1879'da Mısır Hidivliğinden azledilerek sürgüne gönderilmişti. Bu durum Fuat'ta daha belki de o yaşlardan gelen bir kindi. Ayrıca konuyla alakası ama Ahmet Fuat Bey 1908-1913 yılları arasında Kahire Üniversitesi'nin ilk rektörü olarak görev yapmıştır. Ne alaka ya? Arkadaşlar Sultan Abdülhamit döneminde Fuat'la ilgili sadece bu kadar bilgi edinebildik. Gerçekten de o dönemlerde payitahtın bu sezonunda karşımıza çıkan karakterler hakkında pek az bilgi var. Ben yine de Sultan Abdülhamit döneminde neler yapmış, ne etmiş öğrendiklerimi sizlerle paylaştım. Şimdi anlatacaklarım sultanımız tahttan İttihat ve Terakki tarafından indirilmiş, ülkenin başına Sultan Abdülhamit Han'ın kardeşi Sultan Reşat'ın geçirildiği dönem ve sonrasını içermektedir. Sultan Abdülhamit Han döneminde asla paşalığı alamayan Fuat Bey nasıl olduysa 50 yaşındayken Sultan Reşat devrinde paşa oldu. İlginç. İngilizler İttihat ve Terakki'yi maşa olarak kullanıp Sultan Abdülhamit zamanında yapamadıklarını şimdi birer birer gerçekleştirmeye başladılar. Yazıklar olsun, bu İttihat Terakki için neler geliyor ağzıma da neyse. Şşt admin, konudan sapma. Toparlan, devam et konuya. Hani dedik ya 1913'e kadar rektörlük yaptı diye. He işte bundan ayrıldıktan sonra paşa oldu. Ve o dönemde Mısır Hidivi olan 2. Abbas Hilmi'nin baş yaveri oldu. Zaten yaver olduktan bir sene sonra Osmanlı Devleti İngiltere'ye karşı 1. Dünya Savaşı'na girdi. Zaten İngilizler de bunu fırsat bilerek Mısır'ın Osmanlı Devleti'nden ayrıldığını ilan ettiler. Bak sen, benim devletimden benim toprağımı kopardıklarını ilan ediyorlar. Sonrasında İstanbul'da bulunan Mısır Hidivi 2. Abbas Hilmi Paşa'nın yerine amcası Hüseyin Kamil Paşa'yı sultan gibi pek gülünç bir ünvan ve Osmanlı hükümdarının otoritesini kırmak maksadıyla özerk Mısır'ın hükümdarı yaptılar. Kim? Tabii ki de İngiltere. Vallahi Sultan Abdülhamit Hanımız haklıymış. Demiş ya, hangi taşı kaldırırsam altından İngiliz parmağı çıkıyor diye. Hakikaten öyle. Bu olayla birlikte Mısır tamamen İngiliz hakimiyetine girmiş oldu. Türk Mareşali olan Hüseyin Kamil Paşa 3 yıl sonra ölünce oğlu Hüseyin Kemalettin Paşa Osmanlı'ya bağlı kalarak babasının yerine geçmeyi reddetti. Bunun üzerine İngilizler Hüseyin Kamil Paşa'dan 15 yaş küçük olan kardeşi Fuat Paşa'yı sultan yaptılar. Ama şu Hüseyin Kemalettin Paşa'ya da helal olsun. Saçma sapan konulara, makama mevkiye karşı başını çevirmiş ve devletimizin yanındayım demiş. Ama bizim Fuat öyle mi? Fuat'a göre hemen İngilizler gelsin kurtarsın bizi. Hani Abdülhamit Han başka bir sözünde diyor ya, siz kendiniz için çalışmazsanız birileri gelir sizi kendisi için çalıştırır diye. İşte bu söz buraya tam uydu bence. Peki sonrasında ne oldu? Sonrasında Mısır 15 Mart 1922'de İngiltere baskı ve idaresinden kurtulup bağımsızlığını ilan etti. Bizim Fuat da özgür Mısır'ın ilk kral veya sultanı oldu. Peki gerçekten de İngiltere baskı ve idaresinden kurtuldu mu? Bunu söylememe dahi gerek yok. Çünkü yakın zamanda Arap Baharı ile başlayıp halkın oylarıyla seçilmiş olan Mursi'yi indirmelerini hatırlarsak kafi bence. Neyse konumuza dönelim. Hani dedik ya 15 Mart 1922'de kral oldu diye. Bunu nasıl yaptı biliyor musunuz? İngiltere tek yanlı bir açıklamayla Mısır'ın bağımsızlığını ilan etti de yaptı. Yoksa Fuat'tan bir halt olacağı yok. Anca böyle kukla kral. Sonrasında İngilizlerin tek yanlı kararından ve Mısır'ın iç işleri üzerinde söz sahibi olmasından kaygı duyan Fuat hem İngilizler hem de Mısırlılar tarafından kabul edilebilecek iki taraflı bir bağımsızlık anlaşması yapılması için çalıştıysa da başarılı olamadı. Yani arkadaşlar en başta size bahsettiğim İngilizlerin emeli vardı ya, işte ne yazıktır ki İngilizler o emellerine kavuştular. Kavuştular ama buna sebep olanlardan Kral Fuat ne kadar büyük bir hata yaptığının farkına vardı. Ama tabii iş işten geçmişti. Sultan Abdülhamit Hanımızın neden bu İngilizlere karşı sert davrandığının artık farkındaydı. Ancak kukla kral Fuat için son pişmanlık fayda vermedi maalesef. Bu olay sonrasında kukla kral Fuat 1923'te Saad Zaklul sürgündeyken yeni bir anayasa hazırladı. Ama Zaklul ve öteki sürgündekilerin geri dönmesinden sonra halkın desteğini sağlamayı başaran Waft Partisi ile kral arasında çatışma yoğunlaştı. Bir dakika ya, bu Zaklul kim? Waft Partisi de ne? Arkadaşlar Saad Zaklul Waft Partisi'nin önderidir. Partisini Mısır ulusunun temsilcisi olarak görmekte, İngilizlerle olan görüşmeleri ancak kendisinin yönetebileceğini düşünmekteydi. Yani anlayacağınız bu başa geçse de pek bir şey değişmeyecekti. Ama bu Zaklul Partisi ve yanları kukla kral için tehlikeydi. En son ne dedik? Bir tekrarlayalım. Kukla Kral Fuat, Saad Zaklul sürgündeyken yeni bir anayasa hazırlamıştı. Ama Zaklul ve öteki sürgündekilerin geri dönmesinden sonra halkın desteğini sağlamayı başaran Waft Partisi ile kral arasında çatışma yoğunlaşmıştı. Anayasayla oluşturulan kurumları kendi muhalefetini güçlendirmek için kullanan Waft, 1923, 1925 ve 1929'daki seçimlerde çoğunluğu sağladı ve böylelikle Saad Zaklul başbakan oldu. Ama Fuat genellikle hükümetin diğer üyelerini Waft yanlısı olmayan ılımlı bakanlardan oluşturmayı başardı. Toplumsal ve dinsel konularda ise
Keser Üniversitesi'nin görüşleri doğrultusunda hareket ederek önemli ölçüde halk desteği sağladı. 1930'da siyasi konumunu güçlendirmek amacıyla parlamentoyu dağıttı. Eski anayasayı iptal ederek yeni bir anayasa ve seçim yasası yürürlüğe koydu. Ardından bir sene sonra seçimlere gidildi. 1931 seçimleri Waft Partisi'ni dışarıda bırakan kralla işbirliğinden yana bir parlamento ortaya çıkardı. Böylece sağlanan istikrar 1935'e değin sürdüyse de bu tarihte milliyetçi hareketin güçlü baskısı altında kalan Kral Fuat 1923 anayasasını yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı ve sonrasında da kayda değer herhangi bir olay olmadı. 14 yıl krallık mevkiinde bulunduktan sonra 28 Nisan 1936'da 68 yaşındayken Kahire'de Kubbe Sarayı'nda öldü. Sonrasında Rifai Camii'ndeki türbesine gömüldü. Ayrıca ek bilgi olarak Kukla Kral Fuat önce Prenses Şivenaz sonra da Kraliçe Nazlı ile evlenmiştir. Bu evliliklerden 5 kızı ve bir oğlu olmuştur. Ölümünden sonra yerine tek oğlu olan Faruk geçmiştir. Bu arada size videonun en başında bir spoiler vereceğim demiştim. İşte bu spoiler da az önce dediğim gibi bizim Çakma Kral Fuat Şivenaz ile evlendiler. Bu da demek oluyor ki dizide Kral Fuat ve Şivenaz evleniyor. Bu da size ufak bir spoiler olsun diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Bugün de güzel olduğunu inandığımız bir video ile karşınızdaydım arkadaşlar. Bu arada videoyu izlemişken emeklerimizin hatırına en azından videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Kanalıma da hala abone değilseniz aşağıda kırmızı renkli bir kutucuk var. İçinde beyaz renklerle Türkçe abone ol veya İngilizce subscribe yazıyor. İşte ona tıklayın ve sonrasında da çıkan zile de basarak bildirimleri açın, tamam? Şimdiden hepinize teşekkür ediyor. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.